Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere muhtaç aylığını anlatacağım. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sağlamış olduğu muhtaç aylığı kimlere verilir ve nasıl başvuru gerçekleştirilir buna değineceğim. Öncelikle kanalımızda birçok yardım başvurusu ve burs başvurusu gibi içeriklere yer veriyoruz dostlar. Burada yapmanız gereken şey bunları kaçırmamak adına kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmak. Sizlere her gün aynı videoları atmak yerine farklı içerikleri ve farklı yardım türlerini sunuyoruz emeğimizin karşılığını alabilmek için sizlerden de geri dönüş bekliyoruz. Şimdi muhtaç aylığını anlatayım. Öncelikle muhtaç aylığı bakın vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla muhtaç aylığı bağlanıyor Vakıflar Genel Müdürlüğünce. Yararlanma şartları anne ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile %40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanıyor. İlk şartımız sosyal güvencesi olmaması, herhangi bir gelir veya ailenin bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirin bu yönetmelikte belirlenen muhtaç aile miktarını geçmemesi gerekiyor. Başvuru için 2 adet belge var. Muhtaç aile başvuru formu anne babası olmayan çocuklar buna başvuru yapabiliyorlar. Engelliler için ise özrünü belirten sağlık kurulu raporu. Bu kadar arkadaşlar muhtaç yeri ve şekli. Şimdi muhtaç aylığı talebinde bulunan kişilerin. Bu formu doldurup imzaladıktan sonra eğer engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekliyor ve ikamet ettiği ilin bağlı olduğu vakıflar genel müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla gönderiyor. Ben size zaten bunları da göstereceğim. 2023 yılında ikinci 6 ay için muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 3.191 TL ödeniyor. Aylık alanların vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek veya kız çocuğunun 18, örgün lise ve denge öğretimde 20, üniversitede ise 25 yaşının tamamlaması halinde bu aylık kesiliyor üzerine kayıtlı lüks sınıf araç tespiti veya ruhsat sahibi oldukları aracın kasko veya raiç bedelinin bu yönetmelikte verilen muhtaç aylığı miktarının 170 katını geçmesi halinde bu şekilde takip eden ay başından aylıklar kesiliyor. Şimdi nasıl yapacaksınız? Eğer muhtaç aylığı engelliyseniz, %40 üzeri engeliniz varsa bu formu tıklayıp buradan bir kırtasiyeden çıkartıp buradaki formu dolduruyorsunuz arkadaşlar kendinizce ardından imzalayıp bir zarfın içine koyup bağlı olduğunuz Vakıflar Genel Müdürlüğüne bizzat teslim edebilirsiniz veya posta yoluyla PTT'den adresi yazarak gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Aynı zamanda öğrenciyseniz, anne veya babasını kaybetmiş, herhangi birini kaybetmiş bir öğrenciyseniz de buradaki formu doldurup aynı şekilde kırtasiyeden çıkartıp kalemle dolduruyorsunuz. Burada sizden istenilen bilgileri zaten aynı formlar muhtacın adı soyadı doğum tarihi ve bakın burada engelli ve yetim olarak ayrılmış. Engelli kısmı burayı dolduracak, yetim kısmı sadece burayı dolduracak. Bu şekilde bu formu doldurup imzanızı atıp bağlı olduğunuz vakıflar genel müdürlüğüne yolluyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Peki vakıflar genel müdürlüğünü nasıl bulacağız? Bakın burada bölge müdürlükleri zaten karşımıza çıkıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce hayır hizmetlerinden yararlanmak isteyenler için de aydınlatma metni mevcut arkadaşlar. Burada bakın bunları da okuyabilirsiniz. Genel müdürlükleri bulalım. Buraya tıkladık. Ben size bunların linkini açıklama ve yorumlar kısmına bırakacağım. Örnek veriyorum. Burada İstanbul'dan örnek vereyim sizlere yoğun olduğu için. İstanbul 1. Bölge ve Tekirdağ'da yaşayan kişiler bakın buradaki adrese bizzat gidip teslim edebilirler bu formu başvuru formunu veya bir zarfın içine koyarak posta yoluyla PTT'den bu adrese gönderim sağlayabilirler. Aynı şekilde başka bir şehirde yaşadığınızı varsayalım. Urfa, Adıyaman, Şanlıurfa bölgesinde yaşıyorsunuz. Onlar için de adres burada. Yani 81 ilinde bağlı olduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü adresi burada verilmiş. Aynı zamanda faks numaraları santral, telefon numaraları da mail adresleri de burada mevcut arkadaşlar. Bunun linkini de açıklama ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Ve bizim Instagram adresimizin de linkini bırakacağım. Onu da takip edebilirsiniz. Oradan da bu tür yardımları, bursları ve işinize yarayacak bilgileri paylaşıyoruz. Mutlaka takip etmeyi unutmayın. Emeğimizin karşılığını alabilmek adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.